Ne haber, ne yapıyorsunuz? Size bir müjdem var. Artık üniversitelerimiz müze olacakmış arkadaşlar. Yani bir hayvanat bahçesi gibi düşünün. Ziyaretçiler üniversite kampüslerinin istedikleri bir gezebilecekler. Nereden çıktı bu diyeceksiniz? Hemen olaydan bahsedeyim. Dün itibariyle çok saçma bir şey oldu arkadaşlar. Olay bu arada bizzat benim üniversitemde olduğu için bu konu hakkında gayet de konuşmaya hakkım var. Neyse şimdi durum şu. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt kampüsü başta olmak üzere bütün yerleşkelerinin kapıları ziyaretçiler açıldı. Kampüsler hafta içi 8:30 ve 17:00 arasında ziyaret edilebilir. Diyecek. Arkadaşlar normalde üniversiteler birazcık kapalı kutu gibidir. Kampüslere, fakülteleri dışarıdan pek ziyaretçi alınmaz. En azından bizim üniversite ben girdiğimden beri öyle. Ben bu üniversiteye gelmek istediği için fakülteyi gezmek isteyen bir arkadaşın fakülteye alınmadığını biliyorum. Durum o kadar sıkıdır. Hatta biz edebiyat fakültesi öğrencilerini ana kampüse bile bazen almazlar. Yılın belki de yarısında ana kampüse giremeyiz. Fen edebiyat girişler beyaz kampüsüne giremiyor falan derler. Biz de gittiğimiz yolu paşa paşa geri dönmeye çalışırız. Şimdi bu bile başlı başına bir saçmalıktı zaten ama insan buna alışmıştı. Düşünün bakın sınava girdiniz bir üniversiteye yerleştiniz. O üniversitenin kampüsüne giremiyorsunuz. Fakülteniz o kampüsün içerisinde değilse böyle bir saçmalık vardı giremiyorsunuz. Ha kendinizi çok acındırırsanız güvenlikleri insaf edip alabiliyor orası ayrı. Mesela birkaç arkadaşım abi biz kötü insanlar değiliz sadece yemek yiyeceğiz ne olur biz alın diyerek girmeyi başarmıştı. Ama demek istediğim kendi üniversitenizin kampüsüne bile giremiyorsunuz. Sebebi ne? Bir olay olmuştur ne bileyim sağcılarla solcular kavga etmiştir işte şöyle olmuştur böyle olmuştur şurası açılmıştır burası kapanmıştır falan. Kısacası sebep pek belli olmaz. Kimse de çözemedi zaten. Bunun güvenlik amaçlı olduğunu söylüyorlardı. Yani edebiyat fakültesindekiler güya olay çıkarmaya daha yatkınmış ve ana kampüste sıkıntı olmasını istemiyorlarmış gibisinden şeyler oluyordu. Hakikaten oluyor muydu olay derseniz maalesef evet. Maalesef evet. 2024 yılında olmamıza rağmen 80'lerin gereksiz ve amaçsız kavgalarını devam ettiren kalabalık bir insan yığını maalesef mevcut. Ancak bu olayları engellemek yerine bizim oraya giriş hakkımızı bile elimizden alıyorlarken şimdi kalkıp bütün insanlara kampüsü açmışlar. Olayın saçma bakar mısınız? Daha dün bu kadar asayiş aşığı olan okulun ana kampüsünde şimdi vatandaşlar, turistler, Afganlar cirit atabilecek. Ya kendi öğrencinizi bile almadınız. Bu nasıl bir saçmalıktır? Bu nasıl bir aymazlıktır? Neyse durun biraz daha detayına girelim mezunun. Üniversite rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada bilim yuvası olan üniversitenin ilk görülecek yerlerden olduğunu belirterek bu okulun kapısından girmek gerektiğini söyledi. Sayın rektörüm çok haklısınız. Hakikaten bu üniversite bence Türkiye'nin en iyi üniversitesi. Zaten ben bu yüzden derece yapmama rağmen birçok seçeneğim varken burayı seçtim. Üniversiteye de birinci girdim bu detayı vermek istiyorum. Ancak ben sınavla girdim. Yani bir sınava bir sene boyunca çalıştım ve bir sınavla buraya girdim. Ve bu üniversitedeki herkes sınava girerek bu okulun kapısından girmeye hak kazandı. Ben arkadaşlarımı okula gezdirmek için getirdiğimde bile ziyaretçi kabul etmiyoruz deniyordu. Ana kampüste yemek yememize bile izin verilmiyordu ya. Durum böyleyken nasıl oluyor da öğrencilerin kendini rahat ve güvende hissedebileceği tek yer olan kampüsleri herkese açabiliyorsunuz buraya tacizcilerin girmeyeceği ne malum. Serserilerin girmeyeceği ne malum. Ya burası üniversite. Üniversiteyi müzeye çevirmek ne demek? Durun açıklamanın devamını okuyalım. Dünyada artık duvarsız üniversite tanımının konuşulduğunu işaret eden Zülfikar, bunun kapıları açık üniversite anlamına geldiğini dile getirdi. Üniversiteyi olması gereken yere taşımak istediklerini vurguyan Zülfikar, 28 Şubatlardan kalan o kötü izlerin, karanlık günlerin ülkemize yakışmadığını düşünüyoruz. Ülke halkıyla, insanıyla bir bütündür. Bunu bize geçmişte, hatta en son 15 Temmuz'da da birçok kere göstermiştir. üniversite ve üniversitesiz ayrımını doğru bulmadığımız için bu kapılar herkese açık. 15 Temmuz'la bu olayın ne alakası var? Yemin ederim aklıma direkt şu video geldi. Bir izleyin. Bu 15 Temmuz'da darbe ya. Senin iki tane konteyneri durduramıyorsa yazıklar olsun bu ya. 15 Temmuz'da bu konteynerin ne alakası var? Şirket. Sayın rektörüm o zaman rektörle öğrenci ayrımını da kaldıralım. Rektörlük binasını da hatta rektör odasında gezebilelim. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya koltuğunuza oturabilelim. Kalemlerinizi alabilelim. Evimize götürebilelim. Yani sonuçta rektör öğrenci ayrımı olmamalı değil mi? Herkes eşit olmalı. Ya her şeyin bir yeri var. Fabrika işçilerin yeri, tarla çiftçilerin yeri ya da ne bileyim kümesler tavukların yeri. Haydi arkadaşlar ahırdaki sınıf ayrımını kaldırıyoruz. Evet, tavuklar ineklerin ahırına, inekler koyunların ağılına, koyunlar da tavukların kümeslerine girebilsin. Haydi yaparsak mantıklı olur mu? Siz Karl Marx mısınız da sınıf ayrımını ortadan kaldıracağız gibi bir saçmalığı ortaya atıyorsunuz. Kaldı ki bu bir sınıf ayrımı bile değil. Birimiz öğrenciyiz, diğerleri ise değil. Biz bu üniversiteye girmeye hak kazanmışız diğerleri kazanamamış. Ha, yanlış anlamayın herkes kazanabilir. Kazanmamış bundan bahsediyorum. Devam edelim. Öğrencilerimiz o sağ ve sol taraftaki dar yerden, turnikelerden geçerek değil, o orta kapıdan gönül rahatlığıyla bu ülkenin onurlu evlatları olarak, öğrencileri olarak buraya girsinler istedik. Bu mekan onların sayesinde onlarla beraber cıvıl cıvıl oluyor. Sayın rektörüm amacınız gerçekten buysa yapmanız gereken çok basit. Edebiyat fakültesi öğrencileri olarak kampüse dahi giremiyorduk. Girebildiğimiz zamanlarda aramadan geçiyor. Çantalarımızı x cihazından geçiriyorduk. Bazen üstümüz aranıyordu cihazda. Bunların çözülmesi bile yeterdi aslında. Kapının girişinde sadece öğrenci kartı sorulsa vallahi de billahi ile kendimi aşırı özgür hissederdim ya. Gönül rahatlığıyla girerdim. Bu ülkenin onurlu bir evladı olarak girerdim. Öğrencisi olarak girerdim. Ama şimdi muhtemelen kendimi sirk maymunu gibi hissedebilirim. Eğer bunun bir hata olduğunu gerçekten fark etmeyip böyle devam etsin diyorsanız da sizden bir ricam var. Ufak bir ricam. Kapıya bir bankart asalım. Oraya da maymunlarımızı uzatmak yasaktır yazalım da içtiyse kendimizi belki birazcık rahat hissederiz. Ha, otururken falan kafamıza biri muz atmasın lütfen ya.